Üniversitelerde öfke büyüyor. JITEM davası 14. kez ertelendi. Af örgütü OHAL raporunu açıkladı. Günün haberleri başlıyor. Ankara Gazi Üniversitesi'nin bazı fakültelerinin yeni kurulacak bir üniversiteye bağlanacağı haberi öğrenciler tarafından tepkiyle karşılandı. Üniversitenin bölünmesini protesto etmek için rektörlük binası önünde toplanan öğrenciler, "Fakülteme dokunma, tasarı üniversiteden geçmez" sloganları attı. Aynı saatlerde iki grup arasında futbol maçı sebebiyle çıkan kavgada silahlar kullanıldı. Havaya ateş açan öğrencilere polis müdahale etti. İstanbul'da da üniversitelerin bölünmesine yönelik protestolar devam ediyor. Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşen protestolara yüzlerce öğrenci destek verirken rektör yardımcısının istifa ettiği duyuruldu. Eylemlerin yanı sıra üniversiteler bölünerek değil birleşerek güçlenir diyen akademisyenlerin başlattığı imza kampanyasına ilgi genişleyerek büyüyor. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de OHAL bahanesiyle sivil topluma büyük darbe vurulduğunu açıkladı. Af Örgütü'nün yayımladığı "Fırtınaya Göğüs Germek, Türkiye'deki Korku İkliminde İnsan Haklarını Savunmak" başlıklı raporda, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen OHAL'in AKP iktidarı tarafından baskı rejimini sürdürmek için kullanıldığı, bu duruma uluslararası kurumların sessiz kaldığı belirtiliyor. Raporda OHAL döneminde yaşanan baskılar, tutuklamalar ve ihraçlarla ilgili veriler de paylaşıldı. Olağanüstü halin kaldırılması ve çıkartılan kanun hükmüne kararnamelerin iptal edilmesi çağrısı yapan Af Örgütü, hiçbir delil olmaksızın terörle mücadele kanunları kapsamında tutuklanan binlerce mağdurun derhal ve şartsız olarak serbest bırakılmasını istedi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesi Aydınlar köyünde jandarmalar elleri bağlı bir vatandaşı öldüresiye dövdü. Saldırının görüntülerini sosyal medya üzerinden ilgili kurum ve medya kuruluşlarını etiketleyerek paylaşan CHP milletvekili Mahmut Tanal, "Bu görüntüler ne anlama geliyor? Biri bize bu görüntüleri anlatsın" diye sordu. Bana gelen bilgiye göre o köyde bir tarla satılıyor. Tarlayı satın alan AKP Harran ilçe başkanının yakınlarıyla köylüler arasında çıkan tartışmanın ardından bu olay yaşanmış diyen Tanal, saldırıyı yazılı soru önergesiyle meclise taşıyacağını söyledi. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1992-1996 yılları arasında 22 vatandaşın öldürülmesine ilişkin açılan ve kamuoyunda Kızıltepe JITEM davası olarak bilinen davanın 14. duruşması yine ertelendi. Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklardan hiçbiri katılmadı. Gözaltında kayıplar, köy boşaltmalar ve infazları kapsayan davanın iddianamesinde sanıkların bölgede JITEM'e bağlı olarak korucular ve itirafçılardan oluşan Bıçak Tim adında bir tim kurarak cinayet işledikleri, gözaltına aldıkları kişileri infaz ederek cesetlerini yok ettikleri ifade ediliyor. Ki mağdurlar adına da çok teşekkür etmeyi... Avukatların tutuklu meslektaşları için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde gerçekleştirdiği adalet nöbeti devam ediyor. Herkes için adalet pankartının açıldığı eyleme tahliye edilen Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Avukat Akın Atalay da katıldı. Türkiye'de şu anda adalet yok diyen Atalay, çok sayıda mağdurun hala hapishanelerde olduğunu söyledi. Maalesef Türkiye'de adalet ve yargı denilen şey yoktur. Şu anda yoktur. Ama yapılanlarla, bunun kılıfı altında yapılanlarla bize vermek istedikleri mesajı da iyi görmek zorundayız diye düşünüyorum. Bizim de kendileri gibi hukukun dışına çıkmamızı istiyorlar. İnsan biraz vicdanı varsa sevinemiyor. Utanır yani, memnunum, mutluyum, işte adalet yerini buldu falan demeye utanır. Biz utanan insanlarız. İnşallah yani çok mağdur var Türkiye'de. Onlar da son bulduğunda hep beraber sevineceğiz ve ben o günlerin çok uzak olmadığına inanıyorum.